Merhaba arkadaşlar, Galatasaray Okan Buruk'la bu videoyu izlediğinizde ya anlaştı ya anlaşmak üzereler. Resmi bir açıklama yakında gelecektir. Torrent'ten kurtulabilirse Galatasaray. Ama arkadaşlar, Galatasaray mekanın sahibine hepiniz hoş geldiniz. Bu konseptte bir takımın başına 10 sezon boyu geçiyoruz ve o takımla elimizden geldiği kadar kupa kazanmaya çalışıyoruz. Bu videoda da Galatasaray'ın başına Okan Buruk olarak geçeceğiz. Komik bir şey mi var? Galatasaray'ın varsayılan kadrosundayız. Giden oyuncular vardır burada muhtemelen. Gelen oyuncular belki yoktur ama gerçi kimse gelmedi galiba Galatasaray'a. Neyse arkadaşlar, kurallarımız şu. İlk sezon kimseyi satamıyoruz. Her sezon maksimum 2 transfer hakkımız var. Başlangıç bütçemiz Galatasaray'la ilk sezonda 25 milyon euro civarı. Şimdi yanlış bilmiyorsam Okan Buruk 4-1-4-1 sistemini seviyor. Yani aynı bu mevcut sistemle oynatıyor futbolunu. Yanılıyorsam yorumlara yazabilirsiniz. Doğrusu neyse, daha doğrusu neyse detaylı bir şekilde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu benim bildiğim kadarı. Neyse, biz bu sistemden değişmeyeceğiz. Bu sistemle 10 sezon boyu oynayacağız. Şimdi sağ kanatta Yunus Akgün'ün gelişmesini isterim. Normalde çalışma planlarına dokunmuyorum bu seride. Sadece burada bir istisna Yunus Akgün'e. Gerçekçilik açısından Yunus Akgün'e yapacağım. Çünkü buradaki overall'ıyla gerçekteki bu sezonki performans pek uyuşmuyor. O yüzden onu bir sağ kanada çevireceğiz. Ardından da sol kanat diye tek sezonluk çalıştıracağım. Bilmiyorsanız bunu yapınca kanat oyuncuları inanılmaz hızlı gelişiyor. O yüzden böyle bir şey yapacağız. Dediğim gibi 2 transfer hakkımız var. Bu videonun başlarında genellikle Galatasaray'ın şu an hani mevcut transfer söylentileri olan oyuncuları getirmeye çalışacağım. İlerleyen sezonlarda mecburen gerçekçilik dışı transferler yapacağız. Geldik Antalyaspor'un kapısını Fernando için çalıyoruz. Fernando Lucas. Galatasaray'a yeni bir MDO gerekiyor. Nuri Şahin 12.7 milyon istiyor. Nuri 10 milyon nasıl? Aa, kabul etti. İyi. Bütçemizin de neredeyse yarısı gitti. Bir sonraki transferimize geçmeden, ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Parmakları hazırladım. Like butonuna basmayı da unutmayın. Bu video için 19.050 beğeni gelse sembolik olmaz mı? Bu arada bir de hazırlık turnuvamız vardı. Bunu da kazandık. Oradan gelen parayla beraber biz yine 24-25 milyona geldik. Yani bir aralar Isco haberi dönüyordu. Arkadaşlar, Isco'nun kontratı bitiyor. Fırsat bu fırsat. Talisca çok pahalı. Talisca söylentileri de var da onu alamıyorum. Isco'yu getirmeye çalışacağım. 20 milyon verelim. 24 milyon istiyor Ancelotti. Isco yanılmıyorsam serbest. 21-6'yı alıyoruz ama burada. 8 haftada geçti. Yunus gelişmiş. Sağ kanat yapınca da bir overall daha artıyor. Bu çok iyi oldu. Çünkü sanırım Morutsan oynatılıyordu. Şimdi sol kanat diye çalıştıracağız. Kadromuz bu sezon böyle. Muslera kalede. Marcao Nelson. Marcao da gidebilir. Denayer yerine gelebilir. Söylentileri de var şu an. Ama ben 2 tane transfer limitimi harcadım. Isco ile Fernando'ya. Orta sahayı geliştirdik. Bu Galatasaray sezon sonunda şampiyon olabiliyor mu? Ve ilk sezonun sonunda şampiyonluk geliyor. Açık ara. En çok gol atan takımız, en az gol yiyen takım değiliz. Ziraat Türkiye Kupası da gelmiş. Güzel başladık. Şampiyonlar Ligi City'ye gitmiş. Biz UEFA'daydık. Normal başlangıç grubumuzdaydık ama... Abi bu ne? Sonuncu olmuşuz. Avrupa berbat geçmiş. Liverpool zaten almış bunu. Konferansta stadyonu almış. Gol kralı Edin Visca. Muhammed 19 gol atmış bizden. Muhammed oynamış forvette. Daha iyi. Asist kralı Eduardo. Galatasaray Isco. 6 asist yapmış Isco. Muslera da gol yenme maçlarda ikinci. Yunus Akgün 75 overall'da. Hemen onu gördüm. Gomis 72'ye düşmüş. Muhammed 77. Isco 82'de hala. Fernando'nun overall'ı artmış. Bir overall. Herkes gelişmiş gibi. Yalnız Morutsan daha fazla oynamış sağ kanatta. Sanırım aynen. Yunus pek oynatılmamış. Yunus yedekmiş. 1 gol 3 asist. Neyse, gelecek sezon Morutsan'ı satarız. Hatta transfer listesine ekleyelim. Gerçekte de sanırım PAOK söylentisi var, gidecek diye oraya. Isco 10 gol 8 asist ilk sezonunda. Kerem 11 gol 4 asist. En verimli oyuncumuz da Muhammed olmuş. Van Aanholt 8 gol 6 asist sol bekten. Vay be, bravo. Emre Akbaba da gayet verimliymiş. Fernando da 6 gol 2 asist. İlk sezondan 2 kupa. Hiç fena değil bence. Aslında benim burada merak ettiğim, normalde Galatasaray gibi bir takımla 5-6 sezonda Şampiyonlar Ligi alabiliyoruz. 10 sezon gidince kaç Şampiyonlar Ligi gelecek? Onu da çok merak ediyorum. İkinci sezon başlangıç bütçesi hemen hemen aynı. 23 milyon. Yine 7-8 milyonluk bir hazırlık turnuvamız var. Bu arada oynatılmadığı için Yunus Akgün kiralanmak istemiş. Biz de kısa süreliğine ya Napoli'ye ya da Valencia'ya göndereceğiz. Geri çağıracağım ama. Yunus Napoli'ye gitmeyi tercih etti. Morutsan'ı da satıyoruz Benfica'ya umarım. 13.4 milyona. Omar El Abdalawi. Onu da satmaya çalışıyorum. Berkan Kutlu'ya teklif gelmiş. Onu da satacağım. Bu sezon ilk transferi sağ bek için olacak. Dodo 21.7'ye alabiliyor muyuz genç potansiyelli Brezilyalı sağ beki?
alabiliyoruz. Diğer transfer hakkımı da Agustin Rossi'den yana kullanacağım arkadaşlar. Arjantin'in milli kalecisi yanılmıyorsam. Kontratı bitiyor. Boca Juniors 20 istedi. 17 milyon okey miyiz hocam ya? Tamam, güzel. Muslera düştü iyice. 77 overall'a düştü. Bu sezon kadromuz bu. Morutsan'ı satamadım. Pek teklif gelmedi. Benfica'dan falan geldi ama gitmedi Morutsan. Devre arasına kadar onu tutacağım. Sonra Yunus'u çağıracağım tekrar. O şekilde sezon sonuna bir geçelim. İkinci sezonda bakalım neler oluyor. Devre arasında overall'lar bu halde. Yalnız Yunus'un overall'ı gelişmemiş. Sezon sonuna kadar bırakayım o zaman Yunus'u orada. Ayrıca arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi grubumuzda da Napoli varmış. Real Madrid'le beraber biz bu grubu lider tamamlamışız. Geçen sezon finalisti Inter'e karşı eşleşmişiz. Bakalım sezon sonunda Cimbom bir şeyler yapıyor mu Şampiyonlar Ligi'nde? Ve ikinci sezonun sonunda şampiyon. Şampiyonluk 2 puanla kaçmış. Fenerbahçe şampiyon. Fenerbahçe'ye yenilmişiz Mayıs'ta 3-1. Son maçımızı kazanmışız. Yani oradan kaçmış şampiyonluk. Zira Türkiye Kupası almışız ama Fener'e karşı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da Inter'i 4-3 geçiyoruz. İkinci maç 3-0. Çeyrek finalde Dortmund'a eleniyoruz 6-3. Tüh be. Dortmund şampiyon olmuş. Arsenal UEFA'yı almış. Konferansta Fenerbahçe'ye gitmiş. Vay, Fener de iyi bir sezon geçirmiş. Berisha. Jesus Hoca Berisha'dan iyi performans almış. 20 gol. Ama Muhammed gol kralı. Isco da 14 atmış bu sezon. Asist kralı Berisha. Morutan 10 tane asist yapmış. Altay'da en iyi kaleci. En çok gol yenmeyen maç. Rossi 10 tane. Overall'lar sezon sonu gayet iyi yalnız ha. Van Aanholt bile 78 overall'da. Gelecek sezon yeni bir sol bek alırız, daha genç. Toplam verimde Muhammed en verimli oyuncumuz. 37 gole katkı. Isco 29 gole katkı. Gayet iyi. Hala 31 yaşında. Morutan da bayağı verimliymiş. Çıkıldao çok iyi verim. Dodo 5 gol 8 asist. Kerem'den daha verimliymiş. Yunus hala 75 görünüyor ama o geri gelince değişebilir. Umarım değişir. Atlayalım 3. sezona. 3. sezon transfer bütçemiz biraz daha fazla. 36 milyon civarı. Yalnız Yunus 2 sezon kiralıktı. Ben şimdi geri çağıracağım. 75 overall'da kaldı. Çok özel yetenekleri var diyor. Yalnız gelişim gösteriyor gibi görünmüyor. Biz yine sol kanat diye çalıştırmaya devam edelim de. Okan Hoca Yunus'u biraz harcadı. Morutsan gözüne girdi demek ki. Yalnız yedeklerimiz de gayet sağlam. Yedek bir santrforumuz yok. Yeni bir sol beke ihtiyacımız var. Aslında Morutan da iyi para ediyor. Genk 43 milyon vermeyi kabul etmiş. Kabul edelim abi. Yunus Akgün'ü de sol kanat olarak değiştireceğim. Tekrar sağ kanat yapacağım. En azından sol kanadı da yedeklesin diye. Evet, Morutan'ı sattık. 36,5 milyon daha geldi. Van Aanholt da PSV'ye gitti. Oradan da 9,5 geliyor. Toplam şimdi 89-90 milyonumuz var. Sol bek için Pervis Estupinha bence gayet iyi olur. 25 yaşında, 83 potansiyelli. Ekvatorlu Pervis Estupinha. 32 milyon veriyorum. 54 istediler. Okan Buruk şaşkın. 44,9 diyelim. Oo, onu kabul ettiler. İyi. Yani Anderson Talisca'nın da kontratı bitiyormuş arkadaşlar. Talisca'yı da Galatasaray'a getirsek mi acaba? Rahat rahat getirebiliriz. 30 milyon veriyorum. Ekstra da bütçe kalıyor. Gelecek sezona da o artıyor biraz. O yüzden kalsa da olur. Tek yapmamız gereken şey Anderson Talisca'yı merkez ofansif orta sahaya çevirmek. Beşiktaş maçı gelmiş bu arada. Bunu da beraber simüle edelim. Anderson Talisca eski takımını atıyor mu? Atıyor. 2 tane. Yunus da sağ kanatta oynasın diye uğraştım biraz aslında. Umarım dinamik potansiyeli devreye girer. Talisca merkez ofansif olunca 83'e yükseldi. Çok iyi. Çok iyi. Kadromuz bu sene bu. UEFA'da olacak Galatasaray. Sezon sonunda bu kadro UEFA'yı tekrar alabilir mi? Geçelim. Ve 3. sezonun sonunda Fenerbahçe ne yapıyor abi ya? 98 puanla şampiyon oluyor. İkinci bitiriyoruz. Çok berabere kalmışız. Zira Türkiye Kupası'nı üst üste 3 sezon aldık. Süper Kupa Dortmund'un. Şampiyonlar Ligi yine Dortmund'un. Mesela Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde grupta sonuncu. Biz UEFA'da, biz de UEFA'da grubumuzdan çıkamamışız. City almış. Konferansa geldik. Olympiakos'u elemişiz penaltılarda. Son 16'da Bodo Glimt'i geçmişiz. Çeyrek finalde Paços Ferreira'ya elenmişiz. Atalanta almış. Hüsran. Hüsran dolu bir sezon. Gol kralı Mustafa Muhammed yine. Isco 15 gol. Asist kralı 17 asistle Isco. Felaket.
Altay Bayındır 18 tane gol yenmeyen maç. Altay ne yapıyorsun sen ya? Yunus Akgün 77'ye yükselmiş yalnız. Isco'ya bakın siz. 85'e yükseldi. Galatasaray da yeniden doğdu. 50 gole katkı yalnız Mustafa Muhammed. İnanılmaz bir simülasyon canavarı ya Muhammed. Kerem bu sezon biraz daha iyiymiş. 39 gole katkı Isco. Anderson Talisca ilk sezonunda 16 gol, 10 asist. Çıkıldao yedeklerden 12 gol, 1 asist, gayet iyi. Yunus Akgün 5 gol 5 asist, full oynamış. Süper Lig'e ambargo koyamadık. Altay gitmedi Fener'den. Çoğu zaman satıyor Fenerbahçe Altay'ı ama Rossi de gelişmiş, o da kalmış. Serdar Dursun, Dursinho gayet iyi. 20 gol 8 asist. Doucouré'yi almışlar Fenerbahçe. Şik Doucouré. Brian Kufre sol bek. Yoksa çok iyi oyuncu transfer etmemişler. Kim Mince'yi 82. Ozan Tufan oynuyor. Miguel Crespo 77. Acaba FIFA update'leyince Jorge Jesus'un bir boost'u mu geldi Fener'e? Neyse. Gelecek sezondan itibaren şampiyonluk kaçmayacak arkadaşlar bence bizde. 4. sezon transfer bütçemiz biraz daha az gibi ya da yine aynı 35 milyon. Biri yedek santrfor alacağım, Mukoko. 22 milyonu kabul ettiler. Bir de sürpriz bir şekilde Rossi'ye iyi teklif gelince sattım. 49,5 milyon geliyor bize. Feyenoord'a gidiyor kendisi. Rossi'nin yerine Onana'yı getiriyorum arkadaşlar. 60 milyon yeter. İyi eyvallah. Başka transfer yok. Okan Buruk'un 4. sezon kadrosu bu. 85'lik Isco. İnanamıyorum hala. Yunus ilerler mi? Gelişmeye devam eder mi? Görelim. Ve 4. sezonun sonunda tekrar şampiyonuz. 2 puan farkla yalnız. Yani yine Fenerbahçe'yi domine edemedik. Ama en çok gol atan bizmişiz açık ara. Türk Kupası yine almışız. 4. kez üst üste bak. Burada rekor kırabilecek miyiz arkadaşlar? Üst üste Ziraat Türkiye Kupası kazanma rekoru hangi takıma ait ve kaç kezmiş? Bunu merak ediyorum, yorumlara yazabilirsiniz. Galatasaray'la bunu üst üste 4. kez başardık. Şampiyonlar Ligi'ne gidememişiz. Fenerbahçe varmış da düşmüş. Biz UEFA'ya gitmişiz. Grubuna mağlup lider tamamlamışız. Ön eleme turunu geçtim. Son 16 Lyon'u geçiyoruz 3-2. Çeyrek final Napoli'yi geçiyoruz 5-3. Yarı final Atalanta'yı geçiyoruz 5-3. Ve finalde rakip Manchester City. Çok yaklaştı Okan Buruk ikinci UEFA kupasını ama alamıyor. Şampiyonlar Ligi Real Madrid'in olmuş, konferansı da Real Betis almış. Maalesef, ne yazık ki. Overall'larda Isco yükselmeye devam etmiş. Muhammed 88. Yunus Akgün 80'e yükselmiş. Onana 85'te duruyor. Fernando düşmüş. Üst üste 3. sezon gol kralı Mustafa Muhammed. Talisca'nın 17 golü varmış. Asist kralı Talisca bu kez 15 asistle. Ve Arda Akbulut en fazla gol yenmeyen maça sahip. Enteresan. En verimli oyuncumuz yine simülasyon canavarımız. 49 gole katkı atmış maçta. Anderson Talisca gerçi o da 49 gole katkıda bulunmuş. İkisi beraber. Talisca hafif daha verimliymiş. Isco da yine gayet iyi. 33 yaşına kadar gelişti adam. Mukoko da yedekten 9 gol 1 asistle oynamış. Yunus Akgün'ün performans hiç iyi değil. 7 gol 3 asist ama ona güvenmeye devam edeceğim. Uçacak bence. Uçuk bütçeler vermiyorlar bize. 5. sezonun başında 42 milyonumuz var. Hazırlık turnuvasından gelenle beraber 48'e falan yükseldik. Bu sezon yeni bir MDO'ya ihtiyacımız var. Aslında orada Çıkıldao da var. Onu oynatabiliriz. Şimdi bu sezon adı gelen iki oyuncu. Bu ikisinin de ne güzel denk geldi. İkisinin de kontratı bitiyor. Önce Florentino lazım. 83 potansiyel. 29-3 istiyorlar. 22-3'e çıkayım. Kabul ettiler. Deneyeri de 17 milyona salıyorlar. Tamam. İki transferimizi yaptık. Böylelikle yedeklerimiz de gelişmiş oldu. Florentino MDO'da yerini alıyor. Isco umarım çok fazla düşmez. Bir de Yunus Akgün umarım bayağı gelişir. Ve 5. sezonun finalinde yine şampiyonuz. Bu kez Fenerbahçe bayağı düşmüş. 96 puanla şampiyonuz. En çok gol atan, en az gol yiyen. Türk Kupası. Trabzon'u 4-0 bir kez daha yenmiştik galiba. 5 kez üst üste. Rekora koşuyoruz. 10 kez şampiyon olabilecek miyiz burada? Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzdan çıkmışız. Bu kez başarı geldi mi? Son 16. Real Madrid gelmiş. 3-2 geçiyoruz. Çeyrek final. Milan 5-1. Juventus finalde Manchester City almış. UEFA Lazio almış. Konferansta Feyenoord almış. Gol kralı Mustafa Muhammed ama 22 golle sadece. Talisca coşmuş, Kerem coşmuş. İkisi de 21 gol atmış. Kerem asist kralı. Vay be, Kerem'e bak sen. Onana'da en fazla gol yenmeyen maç. Muhammed 91 overall.
Isco 83'e düşmüş. En verimli oyuncumuz 45 gole katkıyla Muhammed olmuş. 41 gole katkı Kerem Aktürkoğlu. Bu sezon fena değilmiş. Talisca 30 gole katkı. Yunus Akgün daha gelişmiş biraz daha. 82 overall'da. İyi, Mukoko yedeklerden 8 gol atmış. Dodo iyiymiş ama Isco bu sezon bayağı bir düşmüş. Isco'nun gitmesi lazım. Listeye ekleyelim. Fernando futbolu bırakıyor. Florentino'da 1 gol 1 asist. 6. sezon transfer bütçemiz biraz daha fazla. 55 milyon. Isco'yu kaça almıştık bilmiyorum ama Isco bayağı bir para kazandırıp gidiyor bize. 58'i kabul ettiler. Okan Buruk Pablo Gavi'yi getirmek istiyor Isco'nun yerine. 86'ya anlaşıyor muyuz? Yes. O değildi abi. Muslera hala futbolu bırakmadı ya. 55'e düştü. 40 yaşında. İkinci transfer hakkımızda Gökdeniz Bayraktar'ı harcadım. Çok severim kendisini. FIFA'daki gelmiş geçmiş en güzel asistimi onunla yapmıştım. Kanat yedeği. Güzel olur iki tarafa da. 6. sezonun sonunda şu şampiyonluğa bakar mısınız? Trabzonspor'la aynı puandayız ama averajla şampiyon oluyoruz. 94 gol atmışız. 44 gol yemişiz. Ziraat Türkiye Kupası'nı ama kaybetmişiz onlara bu sefer. Üst üste 5 kez kazanmıştık. Tüh! Onda 10 yapamıyoruz. Onda 9 yapabilecek miyiz ama? Şampiyonlar Ligi grubumuzu ikinci tamamlamışız. Gruptan çıkmışız ama ilk tur Dortmund'u elemişiz 4-3. Çeyrek final Paris Saint Germain'i eliyoruz 2-1. Yarı final Atalanta gelmiş 2-1 elemişiz ve finaldeyiz. Bayern Münih bu kez. City'ye yenilmiştik. UEFA finaliydi o. Ama burada Bayern Münih'i deviriyoruz. İlk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu 6. sezonda yaşıyoruz. Normal rebuild olsaydı 6. sezonda Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi şampiyonuyduk. Mustafa Muhammed bu sezon 33 tane gol atmış. Her sezon gol kralı. 5. sezon üst üste mi? Yanılmıyorsam. Sanki ilk sezon bir gol kralı olamamıştı. Kerem asist kralı tekrar. Yunus da 9 asist yapmış. Talisca 8. Vedat Karakuş mu? Adana Demirspor. O ve Fener'in kalecisi Weber. Gol yemeyen maçlarda liderler. Bizim Onana sadece 5 tane gol yemeyen maç çıkarmış. Ama overall 88. Mustafa Muhammed Ballon d'Or'u alacak mı acaba ya? 93 overall'a geldi. Marcao ile Estupiñan pek hızlı gelişemediler. 85 anca gelmişler. Nelson 88. Mustafa Muhammed 58 gole katkıda bulunuyor. Simülasyon canavarı ya. Kerem de gayet iyiymiş. 45 gole katkı. Yunus geliştirmiş kendini. 27 gole katkı. Mukoko yine 8 gol atmış. Pablo Gavi 55 maçta 4 gol 10 asist. Pablo 85'e yükselmiş. Okey, bundan sonra 4 şansımız daha var Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için. Milan ve Liverpool'la 4 kez kazanmıştık Şampiyonlar Ligi'ni. Manchester United'la da 3 kez kazanmıştık. Galatasaray'la da 4 kez minimum kazanabilecek miyiz şimdi? 7. sezon bütçe 84 milyon. Marcao'nun yerine daha iyi bir stoper gider bence. Florentino düşük kaldı. Florentino çok da gelişmez bu sezon. Olmadı oraya bir oyuncu getirelim. Tam isabet. Sözleşmesi biten Declan Rice. 68 milyona gelir mi? Vay, mükemmel. Geri kalan paramızla da bu çocuğu getirdim. Lee Buchanan. Baktım Süper Lig sol beklerine Göztepe'deydi. Aldım. Şimdi bu takım üst üste bir kez daha Şampiyonlar Ligi kazanabiliyor mu? Ve 7. sezonun sonunda yine şampiyonuz. Tek mağlubiyet. Namağlup şampiyonluğu da bekliyoruz hala. Ziraat Türkiye Kupası. Yes, geri aldık. 7'de 6. Şampiyonlar Ligi grubu namağlup tamamlamışız. Son 16. Ah, Liverpool'a penaltılarda elenmişiz be. Paris Saint Germain almış. UEFA United'ın konferansta Fiorentina'nın. Tüh be. Muhammed yine gol kralı abi. O da 7'de 6 yaptı. 30 gol atmış. Asist kralı Kerem. Konya'dan Kartal diye bir kaleci. En fazla gol yemeyen maç. Mustafa Muhammed 94 overall. Ballon d'Or'a bakmayı unuttum. Ama almıştır muhtemelen. En verimli oyuncumuz 49 gole katkısıyla Mustafa Muhammed oluyor. 45 gole katkısıyla Kerem Aktürkoğlu ikinci. Kerem sonradan açıldı. Bu sezon 90'a yükselmiş. Talisca yaşlandı. 85'e düştü ama yine de iyi verim sağlamış. Declan Rice de ilk sezonda 9 gol 8 asist gayet iyi. Yunus da iyi asist yapmış. 85'e yükselmiş. Eyvallah. 8. sezon 90 milyon bütçemiz var. Artık 3'te 3 yapmamız lazım Şampiyonlar Ligi'nde. Bakalım olacak mı? Talisca yaşlandı, onun yerine bir oyuncu alıyoruz hemen. Brahim Diaz'ı alacaktım. Direkt Talisca'yı istediler. Okey, biraz daha az veriyorum ve alıyoruz Brahim'i. Diğer transferimiz de Jesper Lindstrom oluyor. O da yedek olacak. 84'lük merkez ofansif. Kadro bu sezon böyle. Marcao biraz düşüyor. Aslında stoper de alabilirdik de neyse. Denayer de var. Estupiñan 85'i geçemedi. Ama bakalım, sezon sonunda bu takım çok sağlam bir takım aslında. Bence Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yine geliyor. Ve 8. sezonun sonunda
Fenerbahçe bir atak yapmış ama yine şampiyonuz. Bu kez 100 golü geçmişiz. Üst üste 5. şampiyonluğumuz. Ziraat'ı alamamışız ama. Kayseri'ye elenmişiz be. Şampiyonlar Ligi. Namağlup lider çıkmışız gruptan. Son 16'da Inter'i geçmişiz 4-3. Çeyrek finalde Leipzig'i geçmişiz 6-2. Yarı finalde yine penaltılarda eğleniyoruz ya. Real Madrid'e gitmiş. Tüh. Atletico UEFA'yı konferansta Leicester almış. Gol kralı her zamanki gibi. Muhammed 34 gol atıyor. Asist kralı Mustafa Kapı. Enteresan. Kaleci Gorka en iyisi. Muhammed 95 overall. Marcao tekrar yükselmiş la, 87'ye düşmüştü. Sakatlıktan dolayı mı düştü de yükseldi tekrar 2 overall acaba? Enteresan. Muhammed 58 gole katkı 51 maçta. Bravo, yine canavar ya. Yunus Akgüncü uçturmuş bu kez. Sonunda 24 gol 13 asist. Brahim ilk sezonda 13 gol 8 asist, fena değil. Diğer çocuk da 17 maça çıkmış, bir tane gol atmış. Ah be, o Şampiyonlar Ligi gelmeliydi bence ya. 9. sezonda bir şey fark ettim. Bizim yedek kalecimiz yok. Tek Onana'mız var. O da sakatlandığında başımız derde girer. 112 milyonumuz var. Parayı yedeklere harcadım. Yedek kaleci Lafont 85 overall 33 milyon. Kulusevski de 82 milyon. Okan Buruk geçen sezon Juventus'a elendiğinde Kulusevski'den etkilenmiş. Öyle dedi. Ben de aldım. Yunus'la aynı overall. Kim oynatılır bilmiyorum. Marka 1 overall geri yine düşmüş. Ama cidden mekanın sahibi Türk takımıyla da güzel oldu. Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, bunlarla da yapmayı istiyorum. 9. sezonun sonuna geçelim. Bakalım neler oluyor. Ve 9. sezonun sonunda yine 91 puan almışız. Tek mağlubiyet. Üst üste 6. şampiyonluğumuz. Üst üste Türkiye'de şampiyonluk rekoru kime ait acaba? Hani kaç kez üst üste kazanılmış şampiyonluk? Fenerbahçe Türk Kupası'nı almış. Abi biz bunu alacaktık, ne güzel. 10'da 9 yapacaktık ama son 2 sezondur alamıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde lider tamamlamışız grubu. İlk turda Chelsea'yi 5-1 geçmişiz rahat. Ardından Inter gelmiş 3-1 yenmiş bizi. Abi bu nasıl oluyor ya? Yani bizim kadar iyi bir takım var mı ya? Inter 2-1 Şampiyonlar Ligi finalini alıyor. Paris Saint Germain UEFA'yı. Valencia'da konferansı. Gol kralı. Her türlü ortak olsa da Mustafa Muhammed ya. Adam hile gibi bir şey. Kerem 16 gol atmış. Aziz kralı Kerem'le Gavi. Onana 4 yollu bir ortaklık var burada. Muhammed sonunda düşmüş overall'da 94'e. Yunus Akgün 88. Sanki Yunus Akgün oynatılmış sahada, aynen. Kulusevski hala 86. Marcao düşmüş 86'lara. O da 34 yaşına gelmiş tabii. Normal. En verimli oyuncumuz bu kez Kerem olmuş. 36 gole katkı. Kulusevski de bayağı oynamış. 45 maç, 14 gol, 7 asist. Yunus'tan daha fazla oynamış. Demek ki ikisi de 86 iken Kulusevski daha çok oynadı. Hatta belki Yunus 87 iken de Kulusevski oynatılmıştır da. İyi, Yunus'un gelişmesi de iyi. Pablo Gavi de gayet verimliymiş. Okey, artık sonuncu sezondayız. Marcao'nun yerine bir stoper lazım. Bu arada Denayer de bayağı düşmüş 73'e. Gittim, tek transfer Tomori'yi getirdim. Marcao da yedek stoperimiz olsun. Kadro uçuyor yani. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması biraz şaşırtır beni bu sezon. Ve son sezonumuzda da şampiyon oluyoruz her türlü. Türkiye Kupası'nı da almışız yine. 10'da 7 yaptık Ziraat Türkiye Kupası'nda. Şampiyonlar Ligi grubumuzdan daha mağlup çıkmışız. İkinci Şampiyonlar Ligi'mizi alabildik mi? Fiorentina'yı geçmişiz. Çeyrek finalde Atletico Madrid'i de geçiyoruz 4-3. Yarı finalde Paris Saint Germain'e elenmişiz ve Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. Valencia, Dortmund bu kupaları almışlar. Mustafa Muhammed, Kerem egal etmiş yalnız Mustafa Muhammed'e. Neyse ama adam 10 sezonun 9'unda gol kralı oldu galiba. O da bir rekor muhtemelen. İnanılır gibi değil ve 9 sezon üst üste gol kralı oldu Mustafa Muhammed. Üst üste gol kralı olma rekoru kaçtır ki yani? Anca 2-3 sezondur belki üst üste ya da 4 sezon. Kerem asist kralı. Muhammed Şenge gol yemeye maçlarda lider. Muhammed 93'e düşmüş. Overall'lar bu halde. Tomori de düşmüş aldıktan sonra. En verimli oyuncumuz Muhammed mi yoksa Kerem mi? Tabii ki Kerem. 47 gole katkı. Muhammed 42 gole katkı. Kerem Ballon d'Or'u hak etti. Şampiyonlar Ligi bir tane alabildi sadece. Okan Buruk'un Galatasaray'ı ya. Kulusevski yine daha fazla oynatılmış gibi. Enteresan. 88'e gelmiş yalnız, orası da var. Yunus da 88. Yunus bir sezon, iki sezon önceydi galiba. 24 gol atmıştı. Bayağı verimliydi. Onun haricinde pek verim sağlayamadı.
arada. Gavi, Brahim hemen hemen aynı. Dodo. Bu sağ bek Dodo da gayet iyi verim sağladı. Kapanış olarak Galatasaray mekanın sahibinde Galatasaray'ın başına 10 sezon geçtik. 16 kupa kazandık. 8 tane Süper Lig şampiyonu aldık 10 sezonda. 7 tane Türkiye Kupası, 1 tane de Şampiyonlar Ligi. Süper Kupa'ya da bakmayı unuttuk. Aldık mı aldık mı bilmiyorum. O benim hatam. Arkadaşlar, Galatasaray mekanın sahibinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Farklı hangi takımla bu konsepti görmek istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ekranda iki video daha çıkıyor. Birisi mekanın sahibidir, diğeri de farklı bir videodur izlemediğiniz belki. Tıklayıp izlerseniz sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.